Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS tayfa, DGS'de yığılma var mı? Özellikle 2023 DGS'de yığılma hangi aralıklarda olacak ve standart sapma ne kadar etkili olacak arkadaşlar? Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, tabii ki her sınavda olduğu gibi bu sınavda da yığılma var. Ama yığılmanın aralıkları ne kadar etkili olacak? Hangi aralıklarda yığılmalar olur ve siz kaç net yaparsanız arkadaşlar bu aralıklardan, bu yığılmalardan kurtulursunuz. Bu aralıklarda standart sapma ne kadar etkili olacak? Bununla ilgili devam edelim. Şimdi DGS'de yığılma ve standart sapma var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Yani kesinlikle olacak. Her sınavda olduğu gibi DGS'de de standart sapma ve yığılma olur. Olmaz diyemeyiz. Ama burada tabii ki sayısal, sözel ve eşit ağırlıklarda hangi aralıklarda, hangi netlerde yığılmalar olduğu ile ilgili konuşalım. Bana gelen sonuçlarda bizim kendi öğrencilerimizin sonuçları gerek internette görüştüğümüz öğrenciler vesaire öğrencilerin sonuçlarına göre arkadaşlar sayısalda, sözelde ve eşit ağırlıklarda yığılmaların olduğu net aralıklarına birlikte bakalım. Şimdi sayısalda yığılmalar hangi aralıklarda olur arkadaşlar? Sayısalda yığılmalar hangi aralıklarda olur? Şimdi buna birlikte bakalım. Şimdi sayısalda yığılmalar, yani matematiğin zorluğu zaten herkesin malumu. Matematik zaten kolay değildi arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani çok mesela özellikle 2022'ye göre ve 2020'ye göre arkadaşlar zor bir matematikten bahsediyoruz. 2021, 2019 ya da 2018 bu aralıklara baktığımızda bunlara benziyor olabilir. Gelen öğrencilerin yorumlarında 2018'den daha zor olduğu söyleniliyor. Yani ben sınava giren birisi olarak konuşuyorum. Yani 2018, 2019, 2021 ayarında. Yani burada mesela 2018'den sonra belki en zor sınav olmuş olabilir. Yoğun bir sınavdı arkadaşlar. Yani belki çok zor sorularda yoktu ama sayısal mantıkta özellikle bazı sorular gerçekten zordu. Geometriyi mesela 8 tane yapmışlardı. Bu anlamda etkiliydi. Mesela faktöriyel gibi basit bir soru yoktu mesela. Fonksiyon yoktu. Yani 25. sorudan sonra komple sayısal mantığa dönmüş ve geometrinin biraz daha zor olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Geometrisi gerçekten kolay değildi arkadaşlar. Bu anlamda sayısalcı arkadaşlar daha kötü netler yapmış olabilirler. Yani bize gelen sonuçlarda mesela öğrencilerimizin denemeleri 45, 46, 40, 45 arası giderken sınavda daha kötü yapmışlar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Denemelerde 40 tane yapan öğrenciler genelde bu sınavda 32, 33 tane yapmışlar yani baktığımızda. Yani burada demek ki genelde 32-33 arasında buralarda bir yığılma olabileceğini bize gösteriyor. Sayısalda yığılmalar nerede olur arkadaşlar? Ben kendi tahminlerimden bahsetmek istiyorum. Sayısalda yığılmalar 28. netten 28 net ile aşağı yukarı 35-36 net arasında buralarda bir yığılma mümkün olacak. Bakın 28 ile 36 arasında bir yığılma var. 37'den itibaren 37 net yaptıysanız, bakın 37 net yaptıysanız ÖVP'niz biraz da iyiyse arkadaşlar kesinlikle yığılmalardan kurtulacağınızı söyleyebilirim. Ve sayısalcılar eğer 40 ve üzeri yaptılarsa arkadaşlar 40 ve üzeri net yaptılarsa kesinlikle çok iyi bir puan gelecektir sayısalcılara. Örnek veriyorum 40 net yaptınız, puanınızı hesapladınız. 2022'ye göre size 305 puan geldiğini varsayalım. Sizin sıralamanızın örnek veriyorum arkadaşlar 1900 olduğunu varsayıyorum, tamam mı? 2022'ye göre 305 puan alıyorsunuz ve 1900. sırada olduğunuzu varsayalım. 40 net hesapladınız, bu geldi. Ben şimdi size 2023'te tahmini olarak 305 puan değildi, 309 puan alacağınızı ve 1900 sıralama değildi arkadaşlar. Sizin aşağı yukarı 1400'lerde, 1500'lerde belki biraz daha geriye atacağını, belki 1400'de değil, belki 1300 olacağını düşünüyorum. Benim kendi tahminim bu yönde. Yani daha iyi bir puan alacağınızı ve daha iyi bir sıralama alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sayısalda benim kendi gördüğüm 40 net ve üzeri yapan öğrenci sayısının çok az olduğu. Dolayısıyla 40 üzeri yapanlar kesinlikle yığılma diye bir şeye takılacaklarını zannetmiyorum. 36-37 yapanlar da arkadaşlar, 36-37 yapanlar da eğer ÖVP'leri iyiyse bunlar da yığılmalardan kesinlikle kurtulmuş olacaklar. Sayısalda bizim yığılmalarımız 28 ile 36 arasında ciddi bir yığılma bekliyoruz arkadaşlar. Sayısalcılar buralarda yığılmalar var. Siz 36'dan sonra iyi bir net yaptıysanız, 36 üstüne yaptıysanız
Ya da 35-36 neti yaptınız ama ÖBP'niz gerçekten çok iyiyse arkadaşlar, bu yığılmadan kurtulabileceğinizi söylüyorum. Sayısalcılar için benim kendi tahminim bu. Bu şekilde tabii ki bizimki tahmin arkadaşlar. Yani kesin bir sonuç değil. Sizin de yorumlarınız burada önemli arkadaşlar. Sözeldeki yığılmalar benim kendi tahminlerim. Sözelde hangi aralıklarda yığılmalar var? 35 ile 42 arasında sözelde ciddi bir yığılma olduğunu görüyoruz. Yani 35 ile 42 net arasında bir net yaptıysanız sözelde bir yığılma mümkün arkadaşlar. Eğer siz 42 ve üzeri yaptıysanız ben yığılmalara takıldığınızı düşünmüyorum. Hele ki sözelde arkadaşlar 45 ve üzeri yaptıysanız size çok iyi bir puan gelecektir. Harika bir puan alacaksınız. Tabii ki burada matematik puanınızın hesaplanmış olması dahiliyle arkadaşlar, matematik puanınız hesaplanması için artı bir net gerekiyor. Bir net için en az bir tane soru yapmış olmanız gerekiyor vesaire. 35 ile 42 arasında sözelciler bu aralıklardalarsa yığılmalara takılacaklar. 42 ve üzeri yapan sözelcilerin yığılmalara takılacağını düşünmüyorum. Kendi tahminlerim bu yönde arkadaşlar. Evet, şimdi eşit ağırlıkçı arkadaşların, yani burada eşit ağırlıkçı arkadaşların gerçekten merak ettiği bir konu. Yığılmalar nerede? Hangi aralıklarda olur? Eşit ağırlıklar. Mesela eşit ağırlıkçılar sayısalcılar gibi düşünebilirsiniz. Yani sayısalcılar denemelerde 40 ve üzeri yapıyorlardı. Ama bu sınavda 32, 33 yaptılar. Eşit ağırlıkçılar için de aynı sorun var arkadaşlar. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar denemelerde genelde 75-80 bandında yapıyordunuz değil mi? Yani 75 ile 80 arasında denemelerde yapıyordunuz. Ama sınava girdiğinizde 75 ile 80 arasında yapan öğrencilerin yığılmaları nerede oldu? 65 ile 72 arasında bir yığılma söz konusu arkadaşlar. 65 ile 72 arasında bir netiniz varsa arkadaşlar, buralarda yığılmalara takıldığınızı söyleyebilirim. Buralarda yığılmalardan kurtulmanın tek yolu ne arkadaşlar? ÖBP. ÖBP'niz iyiyse netleriniz 70, 71, 72 ise arkadaşlar yığılmadan kurtuluyorsunuz. Ama ÖBP'niz iyi değilse ya da ÖBP'niz iyi ama siz 62 neti yaptınız. İyi bir ÖBP ile bir şey gelmez arkadaşlar. 63 yaptınız, iyi bir ÖBP de olsa bir şey geleceğini düşünmüyorum. 64 yaptınız kurtarmayacak arkadaşlar. 65 yaptınız kurtaracağını zannetmiyorum. 65'ten sonra belki diyelim ki 68 yaptınız, 69 yaptınız. İyi bir ÖBP'niz var. Yani 3.90 ÖBP'niz varsa, 3.70, 3.60 ÖBP'niz varsa da 69-70 aralıklarında yığılmalardan kurtulma şansınızın olduğunu düşünüyorum. Aksi halde siz 65 ile 72 arasında bir yığılma mümkün arkadaşlar. 72'den sonra, bakın 72'den sonrası yığılmalardan kurtulduğu anlamına gelir. Ama bunların tabii ki devlet hukuk kazanacağını söyleyemem. Yani 72 yaptım hocam ben hukuk kazanıyorum diyemezsiniz arkadaşlar. Özel hukuk gelebilir. Devlet hukuk geleceği hala garanti değil arkadaşlar. 72 için devlet hukuk garanti değil. Devlet hukuk için ben minimum 75 ve üzeri bekliyorum. Yani 75 ve üzeri yapan arkadaşların devlet hukuk hayali hala var olduğunu düşünüyorum. Eğer 75 ve üzeri yaptıysanız, mesela diyelim ki 76 yaptınız. Ben bir öğrencime öyle söyledim. Hocam 76 netim var dedi. ÖBP'm 3.60 dedi. Devlet hukuk gelir mi bana dedi. Benim kendisine verdiğim cevap %90 devlet hukukun geleceğini düşünüyorum dedim kendisine. Bakın 3.60 ÖBP'si var. 76 neti var. Normal şartlarda geçen seneye göre 76 3.60'a devlet hukuk yani ucu ucuna geliyor arkadaşlar. Yani 600. sıralarda filan oluyor. 600, 500. sıralarda filan olan bir öğrenci. Ama yığılmalar var ve sınav gerçekten zor. Yani geçen senelerde diyelim ki 500. 600. sıralama gelen bir öğrencinin bu sene 300 ile 400 arasında olacağını düşünüyorum. Daha iyi de gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla 75 ve üzeri yaptıysanız kesinlikle yığılmalardan kurtulduğunuzu düşünüyorum ve iyi bir net geleceğini düşünüyorum. Bakın 75 ve üzeri yapan arkadaşlar için hukuk hayalinin hala olduğunu düşünüyorum. Bunu gelecek sene de düşünebilirsiniz. Yani sınavı zorlaştırdıkları zaman 75 ve üzeri yapan her öğrenci için hukuk mümkün arkadaşlar. Ama ÖBP burada gerçekten etkili olacak arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı, sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Sizin görüşleriniz, sizin yorumlarınız nedir arkadaşlar? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.